Sayın seyircilerimiz, Güncel Eczacılık programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz son derece güncel bir yaklaşım olan biyoteknolojik ilaçlar konusu olacak. Konuğumuz ise Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Gülten Kantarcı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için de. Biz teşekkür ederiz hocam kıymetli katkılarınız için. Hocam programımıza başlamadan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonra da yine Eczacılık Fakültesi'nde farmasötik mikrobiyoloji anabilim dalında doktora eğitimine başladım. Doktoramı tamamladıktan sonra farmasötik biyoteknoloji anabilim dalı 94 yılında açıldı. Ve ben bu anabilim dalında görevlendirildim. Daha sonra yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük ünvanlarını yine bu anabilim dalında aldım. Ve şu an halen farmasötik biyoteknoloji anabilim dalı başkanı olarak görevime devam etmekteyim. Yaptığım çalışma konuları ise daha çok gen taşıyıcı, protein taşıyıcı sistemler ve gen susturma gibi bir takım yeni gen tedavisiyle ilgili çalışmaları yürütüyorum. Hocam özellikle kanser alanında umut veren ilaçlar, biyoteknolojik ilaçlar ve gittikçe artık günlük hayatımızda da yer almaya başladı. Biyoteknolojik ilaçlar nedir? Geleceği nasıl olacak? Bunlarla ilgili sizin fikirlerinizi almadan önce kampüsümüze sorduk. Dedik ki biyoteknoloji nedir? Öncelikle arzu ederseniz izleyelim onlar ne cevap vermişler. Sonra sohbetimize başlayalım. Biyoteknoloji nedir? Biyoteknoloji tam bilmiyorum ben şimdi onu. Ya hiç de bilmiyorum yani biyoteknoloji diye. Vallahi açıkçası bilmiyorum. Zaten TM okuyorum. Biyoteknoloji canlılarla alakalı bir bilim. Canlı bilimi diye. Bilmiyorum ama biyoloji olur. Biyoteknoloji canlıların bilimle incelenmesi diyebilirim. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin fonksiyonlarını değiştirmek, geliştirmek üzerine bir bilim dalı. Biyoteknoloji bir fikrim yok, bilmiyorum. Biyolojik teknolojidir. Valla biyoteknoloji hakkında pek fazla bilgim yok ama biyolojik inceleme yapan bir teknik olsa gerek. Yani biyoloji ile teknolojiyi birleştirmek gibi bir şey olsa gerek. Valla en güzel bir ilaçtır bence. En güzel bir ilaç olarak kabul ediyorum. Teknoloji bilmiyorum ben de güzel bir şeydir yani teknoloji, biyoteknoloji. Biyolojidir. Teknoloji de günümüzdeki ilerleyen teknoloji, bilimdir, ilimdir. Evet hocam, doğrusunu sizden dinleyelim. Nedir biyoteknoloji? Biyoteknoloji aslında canlı şekillerin endüstriyel kullanımı demektir. Yani yaşayan doku ve canlıları, hücreleri kullanarak bir ürün elde etmektir. Aslında çok eski zamanlarda, milattan önce bile biyoteknoloji kullanılıyordu. Mesela ekmek eldesi, terebentin eldesi. Orta çağda biliyorsunuz şarap yapımı, bira yapımı, hatta Orta Asya'da kımız hep fermentasyon yoluyla elde edilen ürünlerdi. Bugün artık fermentasyon teknolojisi ve biyoteknoloji ilaç üretiminde yer almaktadır. Ve ilk olarak önem kazanması Alexander Fleming'in antibiyotiği bulmasıyla başladı. Evet. Yani penisilini bulmasıyla ve antibiyotik eldesinde fermentasyon kullanıldı. Bugün artık moleküler düzeyde yapılan çalışmaların çok ilerlemesi modern biyoteknolojiyi gündeme getirdi. Ve artık bu genetik olayların hücrelerdeki çözümlenmesi, artık biyoteknolojinin tıp, eczacılık, mikrobiyoloji, kozmetoloji gibi birçok bilim alanında kullanılmasını sağlamıştır. Evet, son yıllardaki özellikle teknolojik ilerlemelerle birlikte sağlık alanında biyoteknolojik ilaçlar aslında yaygınlaştı. Günlük hayatımızda da kullanmaya başladık ama acaba herkes bunun farkında mı? Kampüsümüze sorduk bu kez, dedik ki biyoteknolojik ilaç kullanıyor musunuz? Bakalım onlar ne cevap vermişler. Biyoteknolojik ilaç kullanıyor musunuz? Yok, kullanmıyorum. Yok, kullanmıyorum. Kullandığım bir ilaç yok, bu yüzden sanmıyorum. İyi, arada sırada. Çok kullanmıyorum. Hasta olduğum vakitlerde, çok hasta olduğum vakitlerde mecbur kaldığım sürece kullanıyorum. Mecbur kaldım da. Biyoteknolojik ilaç ya istesek de istemesek de kullanıyoruz. Kullanmak zorunda kalıyoruz. Doğru bir şey mi? Ben pek onaylamıyorum. Ne olduğunu bilmediğim için ilacı kullandığımın yani biyoteknoloji olduğunu da bilmediğim için ama ilaç kullanmıyorum zaten. O yüzden kullanmıyorum. Tabii kullanıyorum.
Yok ama normal ilaçlar kullanıyorum yani. Ara sıra kullanmak zorundayız. Şimdi onu bilmediğim için onun ilacından da haberim yok maalesef. Hiç kullanmadım şimdiye kadar ama neler yapıldığını birazcık biliyorum. Vallahi tansiyon hapım var benim. Bir de prostat haplarım var. Çok da memnunum. Çok da memnunum hem. Hiçbir şikayetim yok. Peki hocam, biyoteknolojik ilaçları günlük hayatımızda kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Birçok kişinin belki bilgisi yok bu konuda ama mesela insülin artık rekombinant DNA teknolojisiyle elde ediliyor. Eskiden pankreas, domuz ya da sığır pankreasından elde ediliyordu. Ama şimdi artık yeni teknolojiyle bir bakteriye insülini kodlayan bir gen ilavesiyle insülin elde etmek mümkün. Ve hem de istenmeyen yan etkileri daha azaltılmış olarak kullanılıyor. Yani bugün artık kullanılan insülin biyoteknolojik bir yani ilaç. Aslında diyabet hastalarının kullandığı insülin, ve kullanımı da son derece yaygın olan insülin bir biyoteknolojik ilaç. Ürün artık. Aynı şekilde mutlaka birçok kişi olmuştur hepatit A, hepatit B aşısı. Bunlar da rekombinant DNA teknolojisi elde ediliyor ve kan faktörlerinden faktör 8, faktör 9 gibi kan ürünleri yine aynı şekilde teknolojiyle, biyoteknolojik yöntemlerle elde ediliyor. Mesela romatoid artritte kullanılan Humira denilen bir monoklonal antikor olan ilaç artık bugün bu biyoteknolojik ilaç piyasasında bulunmakta ve kullanılmakta. Evet, aslında görüyoruz ki birçok kronik hastalığın tedavisinde bunun yanı sıra da aşı olarak da biyoteknolojik ürünleri sıklıkla kullanıyoruz. Evet. Peki hocam, konvansiyonel bizim rutinde kullandığımız ilaçlara ne gibi üstünlükleri var biyoteknolojik ilaçların? Biyoteknolojik ilaçlar küçük moleküllü ilaçlara göre ya da konvansiyonel ilaçlara göre hedefe özgürlükleri çok daha fazla. Yani hedefe yönelik özellikle herhangi bir taşıyıcı sistemde bir ek ilave edilerek ilaca tam hedefe yönelik olması sağlanabiliyor. Ve bu şekilde hem istenmeyen yan etkiler azaltılıyor hem de hastanın ilacı daha az dozda alması sağlanıyor. Yani aslında bu gibi, daha düşük dozda daha etkin bir tedavi sağlamış oluyoruz. Hastanın yaşam kalitesini de daha arttırmış oluyor bu nedenle. Evet, bu nedenle tercih ediliyor biyoteknolojik ilaçlar. Peki ülkemizde biyoteknolojik ilaç üretimiyle ilgili durum nedir? Ülkemizde artık biyoteknolojik ilaç üretiminin önemi çok anlaşıldı. Özel sektör bu konuda ciddi yatırımlar yapmakta. Aynı şekilde devlet de öncelikli alan olarak kabul etti biyoteknolojik ilaç üretimini. Ve bunun için hem devlet hem TÜBİTAK ciddi destekler vermekte, sağlamakta. Akademide de bu konuda yapılan çalışmalar arttı. Ben bu şekilde hem özel sektörün hem devletin hem akademinin bu konuya eğilmesiyle ciddi bir şekilde uzun vadede daha da Türkiye'nin bu piyasada söz sahibi olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bir takım bu konuda biyoteknolojik ilaç platformu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aynı şekilde Biyoteknoloji Derneği ve Türkiye Biyoteknoloji Kurumu gibi birçok kurum da bu konuda çalışmalarına devam etmekte. Anladığım kadarıyla ülkemizde biyoteknoloji öncelikli alan olarak belirlenmiş durumda. Bu konuda araştırma, geliştirme çalışmaları son hızla devam ediyor. Aynı zamanda farkındalık da çok yüksek biyoteknoloji alanında. Evet. Peki biyoteknolojik ürünlerin dünyadaki durumu nedir? Pazardaki payı nedir? Geleceğini nasıl görüyoruz? Gelecekte daha da fazla olacak biyoteknolojik ürünler. Zaten şu anda orijinal olarak bulunan biyoteknolojik ürünlerin patent süreleri önümüzdeki yıllarda sona erecek. Özellikle 2025 yılında birçoğunun patent süresi bitecek ve bunların biyobenzerleri için çalışmalar zaten şu anda devam ediyor. Ve piyasaya çıkacak bu biyobenzerler ve %28'ine gelecek yıllarda tüm biyolojik ilaç piyasası diğer ilaçların yanında yer alacak.
ve milyon dolarlarla ifade edilen bir ilacın ekonomik olarak getirisi var, biyoteknolojik ilaç olarak. Yani dünyada da bunun önemi anlaşılmış çok daha önceden. Evet, yani bu durumda aslında patent süreleri dolmasıyla birlikte biyo benzerler, evet, biyo üstünlerin pazara sunulmasıyla giderek artan bir pazar payına sahip olacak biyoteknolojik ilaçlar. Evet. Geleceğini konuşacağız hocam biyoteknolojik ilaçların ama öncelikle kampüsümüze yine sorduk, dedik ki geleceğin ilaçları nasıl olacak? Bakalım izleyelim hep birlikte onlar neler demişler. Evet. Geleceğin ilaçları nasıl olacak? Vallahi geleceğin ilaçları standart, çok da değişeceğini düşünmüyorum. Aynı sistem devam edecektir. Oğlum bilmiyorum ki, her gün her şey değişiyor ama neydiğini bilmiyorum hiç. İlaç kullanımını açıkçası çok doğru bulmuyorum. Tamamen vücudu yorduğunu düşünüyorum. Başka da bir görüşüm yok yani. Çünkü ileride ne olur bilmiyorum. Bence gelecekte ilaç olmaması gerekiyor. Kapsül şeklinde olacak daha doğrusu. Yani ben şimdikinden farklı olacağını zannetmiyorum ama daha çok kapsülleşmiş olacak. Ya bence hani hep şey diyoruz ya, her şey hapa dönüşecek. Bütün yediğimiz, içtiğimiz her şey hap şeklinde. Ne daha böyle bilim kurgu filmlerinde falan öyle izliyoruz. Hani o ilaçlar da öyle. Ya da belki ilacı hiç gerek kalmaz. Farklı bir şey bulunur ve hiç hasta olmayız. Yani geleceğin ilaçları daha güzel, daha tesirli olması lazım. Etkisi çok fazla olacak ama boyut olarak falan değişeceğini zannetmiyorum. Ama etkilerinin çok güçlü olacağını tahmin ediyorum. Otacı ilaçları daha revaçta, daha fazla ilgi görüyor. Demek ki bilime değil de farklı şeylere doğru bir yönelme var. Ben öyle bir şey görüyorum ama ben bilimden ve teknikten yanayım. Ya akıllı moleküller olacağını söylüyorlar. İşte hücredeki zararlı dokulu, yani daha doğrusu hücredeki hastalıklı bölgeye yönlendirilebileceğini söylüyorlar. Yani organik olmayan ilaçlara yönelecek. Çok güzel olacak. Çok iyi olacak. Tahmin ediyorum. Hocam biyoteknolojik ilaçları gelecekte hangi konumda göreceğiz? Daha da artacak biraz önce söylediğim gibi. Ve hedefe yönelik demiştik biyoteknolojik ilaçlar. Seyircilerimizden birinin ya da soruya cevap verenlerden birinin söylediği gibi akıllı ilaçlar zaten şu anda da gündemde. Bunların sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Ve ayrıca bireysel tedaviler ön plana çıkacak. Mesela hastanın dokusundan alınan hücreler dışarıda değişikliğe uğratılarak tekrar kişiye verildiğinde bu şekilde bir bireysel tedavi yapılmış olacak. İleri tedavi tıbbi ürünleri dediğimiz bu ürünler gündemde bugünümüzde de. Ve mesela diyelim ki bir hasta hücreleri, pankreas hücreleri bir hormon üretemiyor. İşte buradan alınan hücreler hücrelere bu hormonu kodlayan bir gen parçası yüklenerek tekrar kişiye verildiğinde kişinin hücrelerinin bu hormonu üretmesi sağlayacak ve böylece bireysel tedavi yapılabilecek. Evet. Ve ayrıca sakıncası olmadığı durumlarda başka insanlardan alınan hücreler yine değişikliğe uğratılarak başka kişiye verilebilecek. Yine hayvanlardan alınan hücreler eğer sakıncası olmaz, toksisite, immünojenisite sorunları olmazsa yine bu şekilde tedavi yoluna gidilebilecek bu hücrelerle. Ben biyoteknolojik ilaçların daha ileride daha da fazlalaşacağını düşünüyorum. Çünkü toksisite riski daha az olabilir uzun vadede. Mesela bir örneğin bir aşı hazırladığımız zaman bir bakterinin yaptığı hastalığa karşı koruyucu olmasını istiyorsak o bakterinin tüm eskiden klasik aşılarda o bakterinin tüm komponentlerini bileşenlerine karşı aşı hazırlanırdı. Ölü bakteri ya da canlı bakteri aşılarıyla. Ama şimdi sadece antijenik etkisi olan yani bağışıklığı uyaran ama hastalandırmayan bir kısmına karşı aşı geliştiriliyor. Ve bu sayede yan etkiler de daha azaltılmış oluyor. Yani bunun için ben gelecekte biyoteknolojik ilaçların daha da gelişeceğini ve daha çok ilaç piyasasında olacağını düşünüyorum. Evet, öncelikle alan dedik hocam biyoteknoloji için gelişen bir alan. Peki alanda yetişmiş insan gücüne de muhtemelen ihtiyaç vardır. Evet. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı olarak siz bu konuda nasıl katkı sağlıyorsunuz?
Gerçekten şu anda özel sektörün de en çok istediği bir şey bu. Yetişmiş uzman eleman bu konuda. Gerçekten henüz yeterli düzeyde değil bizim memleketimizde. Biz de şu anda farmasötik biyoteknoloji anabilim dalı olarak hem yüksek lisans hem doktora programlarımız var. Ve ayrıca yine Ege Üniversitesi tabii ki Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde bu programlarımız. Fen Bilimleri Enstitüsü'ndeki aynı şekilde bu konuda uğraşan anabilim dallarına da yine bilimsel olarak destek, doktora ve yüksek lisans programlarında destek ve katkı sağlıyoruz. Ayrıca tabii ki bu konuda istek olduğu için araştırma öğrencilerinin, yani araştırma görevlisi olacak öğrencilerin kadrolarının daha da arttırılması yoluna gidilmesi gerekiyor. Bizim hem lisans dersimiz var hem de bir altyapı olarak moleküler biyoloji lisans dersimiz var. Eczacılık Fakültesi programlarında. Bu şekilde biz de öğrencimizi yetiştirerek, doktor öğrencileri yetiştirerek uzman öğrenci ya da uzman kişi yetişmesine, evet, alanda katkı uzman sağlıyoruz. Yetişmesine, evet, katkı sağlıyorsunuz. Biliyorum ki özellikle araştırma projeleriniz de var. Evet. Onlardan bahsetmek ister misiniz hocam? Bir de biz daha çok araştırma projesi olarak biraz önce de söylediğim gibi genetik materyal taşıyan, nükleik asit taşıyan RNA, DNA, cRNA gibi taşıyıcı sistemler geliştiriyoruz. Bunun için mikro emisyon formülasyonları, katı lipid nanopartiküller, lipid nanopartiküller gibi taşıyıcı sistemler geliştiriyoruz. Ayrıca eksozom gibi yine hücrelerden organizmanın ürettiği bir takım hücrelerle çalışıyoruz. Ayrıca topoizomeraz temelli DNA protein çalışmaları var maya hücrelerinde. Ve ayrıca maya hibrit teknolojileri kullanarak protein-protein etkileşmeleri çalışmaları yapılıyor. Ve ayrıca hastalıkları oluşturan bazı yolakların, hani ilaç geliştirme amacıyla bu yolakların aydınlatılmasıyla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Evet, anlıyorum ki aslında bu güncel ve gelecek vadeden alanla ilgili olarak hem lisans hem lisansüstü düzeyde eğitim veriyoruz. Ana bilim dalı olarak veriyorsunuz. Hem de araştırma olarak da alana önemli katkılarınız var. Peki hocam, son olarak toparlamak gerekirse eczacılık mesleğine yeni başlayan genç meslektaşlarımız için farmasötik biyoteknoloji alanı için neler önerirsiniz? Şimdi Eczacılık Fakültesi öğrencileri farmasötik biyoteknoloji dersiyle lisans düzeyinde karşılaşıyorlar. Zaten moleküler düzeyde bölümleri de var, kısımları da var bu çalışmaların. Onu da ikinci sınıf derslerimizde alıyorlar. Eğer ki ilgi duyuyorlarsa bu konulara, bu dersler ilgilerini çekiyorlarsa, o zaman bu konuda yüksek lisans doktora yapma yoluna gidebilirler. Ve bu konuda kendilerini geliştirebilirler. Özel sektörde Ar-Ge'de çalışabilirler. İlaç ve ilaç sanayinde. Özellikle farklı araştırma laboratuvarlarında çalışırlarsa kendilerini daha çok geliştirme imkanları olur. Zaten biraz önce söylediğim gibi devlet de bu konuda çok destek veriyor. TÜBİTAK'ın çeşitli bursları var ve son yıllarda gerçekten çok kapsamlı ve sayısı artan burslar var, evet, bu öğrencilerimiz, evet, için. Bir de ayrıca tabii ki en önemli şey bütün literatürlerimiz ve yayınları takip etmek, yenilikleri takip etmek için bir yabancı dil gerekiyor, tabii, ki artık çoğu yayınımız İngilizce olduğu için öncelikle İngilizce'de kendilerini geliştirmelerini öneriyorum. Hocam, sanıyorum bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Kıymetli bilgileriniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Sayın seyircilerimiz, Güncel Eczacılık programımızın 3. bölümünü burada tamamlıyoruz. 4. bölümümüzde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.